İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Erdoğan neden Sert Antlaşması'na saldırıyor? Vahan Setyan, yerli halkına karşı işlenen kültürel soykırım. Doğu Akdeniz'de neler oluyor ve Sert Antlaşması'nın bununla ne ilgisi var? Bako Sahakyan, Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Heyeti'ni makamında kabul etti. Rouhani, ABD'nin İran'a karşı ekonomik terörü sonsuza dek sürmeyecek. Komitas'ın doğum yıl dönümüne adanmış benim başlıklı sergi açıldı. Karin, Türk basını birkaç gündür düzenli olarak Sevr Antlaşması ve Türkiye'nin Libya'daki askeri müdahalesi hakkında konuştu. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın bu konudaki yorumunu sizlere sunuyoruz. Armenak Abrahamyan, ABD Senatosu'nun 1915'ten 1923'e kadar birbirini takip eden Türk hükümetleri tarafından Batı Ermenistan'daki Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıdığından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli yersiz Sevr Antlaşması ve onun sebep olduğu hüznü anmadığı gün bulunmuyor. Mesele şu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir vesileyle yerli yersiz Sevr Antlaşması konusuna neden önem veriyor? Bu sorunun cevabı aslında çok basittir. Cevap, medyadan yaklaşık bir asır sahte propaganda yaydığı ve bazen Türk tezini Ermeni toplulukları da dahil olmak üzere savunmaya gelen sözde tarihçiler olmasına rağmen Sevr Antlaşması tüm Orta Doğu ve özellikle de müttefikler Rusya ve ABD Yüksek Komiserliği tarafından tanınan Batı Ermenistan Cumhuriyeti için yasa gücüne sahiptir. Burada ve orada imzacı devletlerin birbirinden ayırdığı gerçeğini hiç ayırt etmeden Sevr Antlaşması'nı bir başkasıyla, Lozan Antlaşması'yla değiştirilmesine ilişkin onaylanmamış iddiaları görüyoruz. Sevr Antlaşması'nın onaylanmadığını ve Başkan Woodrow Wilson'un tahkim kararını hesaba almadan ancak onun Sevr Antlaşması'nın yürürlüğe girdiği zaman geçerli olabileceği dedikodusunu koridorlarda duymaktayız. Sevr Antlaşması'nın Yüksek Komiserliği'nin tüm güçleri tarafından onaylanmamış olabilir. O zaman şu soru sorulabilir. Ben size çok basit bir örnek sunacağım. Garantörlerin mandatlar sorunu nasıl uygulanabildi? Aslında bu tüm büyük güçler tarafından onaylanmamıştır. Fakat bazı güçler tarafından kendi çıkarlarına göre uygulandı. Örneğin Fransa için Kilikya sorunu ya da İngiltere için Mezopotamya, Irak sorunu ve Libya sorunu elbette Sevr Antlaşması kapsamında oluşturuldu. Bu zaten real politika ya da büyük bir politika değil, bu oldukça büyük sahtekarlıktır. Böylece Ermeniler bunların hepsinin içinde bulunmaktadır ve elbette daha açık bir şekilde özellikle 24 Haziran 2016'da Batı Ermenistan işlevsel kılmak ve tahkim kararını uygulamak için Sevr Antlaşması'nı onayladı. Bu örnek Irak Kürdistanı'na 25 Eylül 2007'de bağımsızlığı için referandum yapma hakkı verdi. Çünkü bu bağımsızlık Sevr Antlaşması'nın 63. ve 64. maddelerinde öngörülmüştü. Veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda askeri yollayarak Libya'ya girme arzusu bundandır. Bilenler için buna domino stratejisi denir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasal bir gerçeklikle karşılaşacağını çok iyi biliyor. Çünkü son dönemde hiçbir ülkenin uluslararası hukuktan üstün olmadığını açıkça belirtti. Bütün Ermenilerin Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin, hükümetinin ve parlamentosunun neden oluşturulduğunu, haklarını savunan ve 15 yıldır kurulmuş olan Batı Ermenistan Ermenilerini resmi olarak temsil ettiklerini anlayacakları zamanı geliyor. Resmen 15 yıl. Evet, 17 Aralık 2014. Vahan Setyan, İnsanlığa Mektup, Yerli Amerikan Halkına Karşı İşlenen Soykırım ve Etnosit. 2019 yılına rağmen yerli halkların soykırımı ve etnosit devam ediyor. Ekonomik yıkımdan, sosyal kaosa, sağlıktaki başarısızlıklara kadar bu katliam Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki yerlileri yok etmeye devam ediyor. Sağlıktaki yetersizlikler, yoksulluk, dil, kültür ve mirasın yok edilmesi bu kaos ağını örüyor. Yerliler fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak zehirlenerek sonsuza dek hafızadan siliniyor. Bir halk olarak bizler, yerli kardeş ve kız kardeşlerimizin atalarından çalınmış topraklarda infaz edilmesine tanık oluyoruz. Bir millet olarak bizler, insanlığın nasıl tahrip edildiğine bakarak
anıtsal değer kaybına tanık oluyoruz. Sağlıktaki yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin kendi sağlık sisteminden kurtararak onlara ulaşılmasının zamanı gelmiştir. Amerikan ulusal sağlık sistemi bir imha sistemidir. Yerlilerin yok olmaktan kurtarmak ve bunu engellemek insanlığın zaferi olarak herkes için bir zaferdir. Bu kaosa karşı sessizlik ve kayıtsızlık kendini yok etmeyle aynıdır. Eğitim, farkındalık, çıkarların korunması, işbirliği, toplumsallık ve yardım elde etmek, bu devam eden ve acımasız soykırım ve etnoside son verme potansiyeline sahip ana girişimlerdir. Bir araya gelmek, bu insanları yok olmadan kurtarmak bizim görevimizdir ve kaynaklarımız bu kaosu durdurmak için fazlasıyla yeterli. Kolomb Amerika'yı keşfetmedi, onu istila etti ve imha etti. Ve eğer etrafımıza bir bakarsak yerli ülkenin çökmeye devam ettiğini görürüz. Gelin insanlık uğruna bu devam eden soykırım ve etno soykırımı durduralım. Arap Uydu Kanalı Al Arabiya, Ankara'nın Trablus'ta Fayez El Saraj tarafından kontrol edilen hükümetin isteği üzerine Libya'ya askeri teçhizat, silah, mühimmat ve özel kuvvetler göndermeye karar verdiğini duyurdu. Bu karar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayez Saraj ile İstanbul'da görüşmeleri sonrasında alındı. Doğu Akdeniz'deki durumun keskin bir şekilde gerginleşmesinin nedenleri, bölgede göze çarpan bir gerçeğe sahip olan enerji kaynakları mücadelesiyle neden sıkça bağlantılı ki bunda fark edilir bir gerçeklik de vardır. Fakat bu sadece bir tanesi olmakla birlikte sorunun önemli bir yönüdür. İsrail'in Kudüs Post gazetesinin editörü Seth Frazman'ın ise diğer başka bir soru hakkında yazıyor. Ona göre Türkiye'nin Libya ile olan deniz sınırı konusundaki son anlaşması Ankara'nın komşuları üzerinde baskı kurmasını ve Doğu Akdeniz'i domine etmeyi umduğu daha geniş bir güçlerin planlama stratejisinin bir parçasıdır. Böylece anlaşma hakkında yorum yaparken Erdoğan şöyle dedi. Bundan sonra Sevr Antlaşması anlamını tamamen kaybetti. Türkiye ile Libya deniz sınırı Yunanistan'ı da endişe ediyor. Bu sularda Libya ve Türkiye haklara sahiptir ve korunmalıdır. Seth Frazman'a göre Ağustos 1920 Sevr Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu'nun bölünmesi antlaşmasıdır. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan başkanlığındaki Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento heyetini 17 Aralık'ta makamında kabul etti. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre görüşmede iki Ermeni devletinin parlamentolar arasındaki işbirliği ile ilgili konular ele alındı. İran İslam Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hasan Rouhani, ABD'nin İran'a karşı ekonomik terörü sonsuza dek sürmeyecek diyerek tüm ülkelerin İran İslam Cumhuriyeti ile dostane ilişkileri sürdürmek için çaba gösterdiğini vurguladı. Ona göre Kuala Lumpur zirvesi dünya liderlerinin bölgesel ve uluslararası sorunları çözmeleri için iyi bir fırsat. Rouhani, müzakerelerin bölgesel sorunları çözmenin tek yolu olduğunu düşünüyoruz dedi. 18-21 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinliğe 52 ülkeden 250 dünyaca ünlü liderler de dahil 400 uluslararası siyasetçi katılacak. Katılımcılar Müslüman dünyasındaki en önemli konuları ele alacaklar. Rouhani daha sonra Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüşmek üzere Tokyo'ya hareket edecek. Ermenistan Cumhuriyeti Ressamlar Birliği'nde benim başlığı altında 30'dan fazla genç ressam ve heykeltıraşın eserleriyle çok dikkat çekici bir sergi açıldı. Gomidas'ın 150. doğum yıl dönümüne adanmış sergi, bu yılki Gomidas Tumanyan Jübilesi'ne adanan bir dizi etkinliğin özeti olarak Hamazgay'ın Ermeni Eğitim ve Kültür Derneği'nin Yerevan Ofisi tarafından düzenlendi. Sergi, genç sanatçılara çalışmalarını sergileme ve büyük sanat dünyasına girme fırsatı sunuyor. Heykeltıraşlar genel olarak Güzel Sanatlar Akademisi öğrencileri. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Nubar adlı Ermeni folk grubunun icra ettiği Siretsir U Çarar İnzi ve
Pativren adlı eseri sunuyoruz. Ахчик думоре душегар Анушяро жанваре циринзи Меццаркан мир тушегар Сиретиру чарарин. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.